Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah Ederusi Yemen evliyasından, ismi Abdullah bin Abdullah Ederus, künyesi Ebu Muhammed'dir. 1538 Hicri 945 senesinde Yemen'de doğdu. Abdullah Ederusi küçük yaşta Kur'an-ı Kerim ezberledi. Alim bir zat olan babasından ilim öğrendi. Annesi Fatıma binti Abdurrahman da evliyalık derecelerine kavuşmuş bir hanımdı. Onun terbiyesiyle yetişti. Ayrıca dini ilimleri Şihabuddin Ahmet, Hüseyin bin Abdullah, Ahmet bin Abdullah ve başkalarından öğrendi. Sonra Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde bulunan babasının yanına gitti ve okumaya devam etti. Daha sonra hacca gitti. Hac feridasını yerine getirdikten sonra Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki birçok alimden ilim öğrendi. Fıkıh, hadis, tefsir ve usul ilminde yükseldi. Memleketine dönüp ilim ve edep öğretmeye, ders vermeye başladı. Çok uzak yerlerden akın akın ilim öğrenmeye geldiler. Hadramut beldesinde ilimde en üstün zat oldu. Pek çok kimse talebesi oldu. Muhammed ve Zeynel Abidin adındaki oğulları ile Abdurrahman Sekkaf, Ebu Bekir Şibli adlarındaki torunları, İmam Abdullah bin Muhammed, Hüseyin bin Abdullah, Şeyhülislam Ebu Bekir bin Abdurrahman, Şihabuddin, Kadı Ahmet bin Hüseyin, Fakih Abdurrahman bin Akil, Seyyid Ebu Bekir bin Ali, Hüseyin ve başkaları kendisinden ilim öğrendiler. Abdullah Ederusi'nin ömrü hep ilim öğretmekle geçti. Allah Teala ona uzun ömür verdi. Çok cömert olup itibar sahibiydi. Asrının büyük alimlerinden olduğunu herkes kabul etti. Yumuşak huyluluğu yanında heybetli olmasıyla karşısındakine saygı telkin ederdi. Yumuşak huylu ama heybetli, saygı uyandırıyor. Susması çok olup lüzumsuz konuşmazdı. Evinde ibadetle meşgul olur, ancak cuma namazı için veya bir düğün yemeğine çağrıldığında evinden çıkardı. Evinden çıktığında sokaklar onu görmek ve dua almak isteyenlerle dolup taşardı. Çok kerametleri görüldü. Bir talebesine bir beldeye gidip orada bulunmasını söyledi, o da gitti. Hocasına bağlılığı ve muhabbeti sebebiyle çok geçmeden orada hizmetler yapıp manevi derecelere kavuştu. Sen git falanca yere yerleş, orada yaşa. Kalktı gitti, Mevla bir sürü bereket verdi, orada hizmet etti o zat. Sevdiklerinden birinin kıymetli bir eşyası çalınınca bu duruma çok üzüldü. Ederusi, yani o eşyası çalınan kişi üzüldü. Ederusi onun bu halini görünce falan yere git, orada bekle, yanına gelen ilk kimseye aldığı malı getirmesini söyle. Falanca yere git, orada bekle. İlk kim gelirse yanına, ona de ki malımı geri ver. Getirip verirse güzel. İnkar ederse onu al buraya getir, buyurdu. O da yanına ilk gelen kimseye söyledi. O kimse aldığı malı getirip eksiksiz teslim etti. Mevlamız Celle Celaluhu. Ederusi Yemen'in Terim şehrinde çok hayır eserleri yaptırdı. Yaptırdığı mescitler meşhurdur. Mescidül Ebrar ve Mescidün Nur bunlardandır. Yolcular ve fakirlerin istifadesi için hurma fidanları dikti. Uzun bir zaman gözleri görmez oldu. Arkadaşlar hayata bak yani. Hayata bak. Tamam. Daha çocukken hafız oldu, küçücük hafız oldu. Sonra ilim tahsil etti. Oradan oraya gitti, ilim tahsil etti. Buradan buraya gitti, ilim tahsil etti. Hacca gitti, ilim tahsil etti. Oradan oraya gitti, ilim tahsil etti. Ondan sonra geldi, ilim öğretti. Öğretti. Ondan mescitler yaptırdı. İşte hayru hasenat yaptırdı. Fakirlere için fidanlar diktirdi. Ondan sonra son nefeste öleceği zaman diyor ki, Ya Rabbi, önümde birileri gelsin desin ki benim hiçbir şeyim yok, bomboş geliyorum, Ya Rabbi sen benim elimden tut. Vefat edeceği zamanda diyor ki mesela ki, ki bu zat şimdi yani Abdullah Dehlevi Hazretleri, yani bu zatla Abdullah, o hiç kıyas edilmez. Diyor ki ondan sonra benim hiçbir şeyim yok, bomboşum. Ne amelim var, ne kalbim salim. Ya Rabbi kasa kese boş, sepet boş. Fakirim Ya Rabbi, sen biraz bir şeyler koyarsan bir şeylerim olur. Ondan sonra bizim gibi 5 vakit namazı düzgün kılmayı beceremeyen insanlar vıdı 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 laflar konuşuyorlar. Dürüst bütün 5 vakit namaz kılmayı beceremeyen insanlar vıdı 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 laflar konuşuyor.
Yaptırdığı mescitler meşhurdur. Mescidül Ebrar ve Mescidün Nur bunlardandır. Yolcular ve fakirlerin istifadesi için hurma fidanları dikti. Uzun bir zaman gözleri görmez oldu. Yani inan var ya, bizde böyle buna benzer biraz bir amel olacak. Yani peygamberlerden üstün sayarız kendimizi. Haşa. Yani biraz böyle bir şey olsa. Sonra uzun bir zaman gözleri görmez oldu. Sonra açıldı. Fazilet sahibi kimseler onu metheden kasideler yazdılar. 1610 miladi Hicri 1109 bin, Hicri 1019 senesinin Şubat ayının 9'unda Perşembe günü ikindi namazının secdesini yaparken vefat etti. Allah'ım cümlemize hüsnü hatime nasip etsin arkadaşlar. Şubat ayının 1610 senesinin Şubat ayının 9'unda Perşembe günü ikindi namazının secdesini yaparken vefat etti. Cenaze namazı Cuma günü büyük bir kalabalık tarafından kılındı. Cenazesinde sultan ve devlet adamları da yer aldılar. Önceden Yemen'de Terim kasabasının Zembil kabristanında hazırladığı yere defnedildi. Sonra mezarın üzerine bir de türbe yapıldı. El-Fatiha.